sesi geliyor olabilir. Ama nasıl esiyor biliyor musunuz? Cehennem gibi bir sıcaklık geliyor yani. Öyle böyle değil. Nereden o? Ağacın altı vallahi, asmanın altı güzel yer. Şimdi buralarda bir tane market bulmamız lazım. Çünkü neden? İçecek bir şeyler almamız lazım. Esnaftan almıyoruz. Şimdi diyeceksin ki abi neden esnaftan almıyorsun ya? Marketlerin zaten işi çok. Aga biz şimdi toplum olarak özellikle Türk halkı artık kredi kartına alıştı. Sakız alsak kart geçiriyoruz. Hiç kimse nakit para taşıdığı yok abi. Anlatabiliyor muyum? Yani benim yaşıtlarım için konuşuyorum. Şimdi gençler demesin abi bizde kredi kartı ne gezer. Benim gibi abi mezarlıkların, tamam mı? Hepimizin cebinde birer tane kart. Sakız alsak kart geçirtiyoruz aga. Nakit dönme. Bir de abi Akbil'e aylık şeyi yükledik mi? Nedir adı Akbil karta? Tamam mı? Onunla beraber biz ihtiyarlar böyle. Ondan sonra İstanbul kazan biz kepçe. Bu arada fiber internet olması gerek bu herhalde beyler. Evet, fiber internet döşeniyor. Fiber internet kabloları. Burası panga altına giden cadde. Burada eskiden bu sağ taraflarda dükkanlarda beyler burada dükkanları vardı. Bizim evimiz Yeşiköy'deki evimizin çünkü neden? Kaloriferi petek kaloriferdi. Büyük eski böyle gavur gibi anasını satayım. Bir petek işte 10 gözü varsa abi 100 kilo falan gelirdi. O petekleri gelip buradan alırdık. Burası hep eskicilerle doluydu. Tabii şimdi hepsi mağaza olmuş. Vardır arada tek tük de biz göremiyoruz. Stadyum biraz yukarıda sağ tarafta. O stadyuma giden yolun hemen üstü Tarlabaşı. Onun üstü işte İstiklal Caddesi'ne gelmeden önce barların bulunduğu sokaklar. Ondan sonra İstiklal Caddesi aşağı indikçe Cihangir ve Karaköy. Şurası da herhalde eski TRT binası. Şimdi sergi yeri oldu o mavi olan yer. Şimdi eskiden buralarda gece saat 9'dan sonra dolaşmak yürek isterdi aga. Özellikle şu sağ taraf var ya, onun arka böyle ve üstleri Terki Tarlabaşı'na kadar olan cadde, sokaklarda abi dolaşmak ne kâze. Arabayla bile geçemezdin yani. Öyle bir şey, hemen yolda çevirirler. İşte ablalar vardı burada. Özellikle o zamanlar mesela Marlboro, Kent, işte sigaralar, bu tür yabancı sigaraların satışı yasak. Bu caddeden ta ki panga altına kadar hep böyle şalvarlı Roman abilerimiz, bu abilerimiz dediğime bakma ya. Roman ablalarımız ve abilerimiz olurdu. Burada Kent var, Marlboro var. İşte Kent var, Marlboro var. Parlament var diye burada böyle kaçaktan kaçaktan satışlar yapardı. Daha sonra tabii sigara serbest oldu. İşte ülkemizde de satılmaya başlandı. Daha sonra bu ara caddelerde başlandı uyuşturucu madde satılmaya. İşte haplar vesaireler. Onun devri yaşandı. Belli bir süre bu şekilde satışlar yapıldı. Tabii güvenlik güçlerimiz hepsine engel olmaya çalıştı. Bir ton olaylar çıktı vesaire vesaire. Şimdi şükür Allah'a Kasımpaşa yaşanabilecek bir semt. İnsanıyla, halkıyla, hemen stadyumun direği gözüktü. Oraya da gidelim şimdi. Burası böyle panga altına gidiyor. Daha sonra Şişli'ye açılıyor. Stadyuma gidelim aga. Stadyum, o stadyum çok güzel. Tabii trafik ışıkları az ileride. Biz aga Turkish style yapacağız. Arabaların önüne atlayacağız. Türkler trafik ışığı tanımaz. Yaya geçti tanımaz. Bu arada hiçbir yerde de market yok. Nereden alacağız kolayı? Selamünaleyküm. Burada BİM A101 shop. Shop karşında. Tamam. Aa evet. Ya gözümüz de kör arkadaşlar. Vallahi bu karşımızdaymış. Hemen girelim, kolamızı alalım. Stadyuma da çıkalım. Stadyuma size gösterelim. Daha o ara sokaklardan böyle biraz tırmanacağız artık. Ne yapalım? Yürümüşken vallahi Taksim'e kadar gideceğiz herhalde bu gidişle. Evet. Oradan. Çok teşekkürler. İyi günler. Oradan değil, buradan. Evet, burası çıkış beyler. Buradan. Burası çıkış, giriş buradan. Ablamız da bize yardımcı oluyor. Teşekkürler. Oo, ben buradan çıkmam. Ben de aynen. Buradan çıkılmaz beyler. Aklı olan buradan çıkmasın. İşçi lazımsa hemen çalışmaya başlayabilirim beyler ben burada. Gerçekten serin.
Bu arada soğuk içecekler dolabı yok mu burada? Dur bakalım, fiyatları hemen bakalım. Hani yapıyorlar ya. Türkiye'de, Almanya'da ne kadar? Amerika'da ne kadar? Bak. Kron kola 2.75. 1 litre. Kron. Bakın. 2.25. Bunun biraz büyüğü var mı? Ah. Coca-Cola. 3.50. Ulan bunu bakkallarda 4.5'a satıyorlar. Esenler otolarında 7 lira. Burada 3.50 abi. 3.50. Çok ucuz. Valla. Kron al. 1.5 litresi 3.75. Aga böyle bir şey alalım da soğuğu var mı acaba ya? Red Bull. Bu kaç paraymış abi? Bu 13.45. İsmail İyizli lan 13.45. Kazık yeme oralarda. En büyüğü 13.45 bak. Bu ne lan? Black. Şu Black'ten alalım biz aga. Şu Black'ten alalım, bize enerji lazım. İnşallah iyi bir şeydir. Kalp krizi geçirme riski var mı acaba? Bakalım bir. Yakın gözlüğümüz de yok ki. Bir de kalp krizi geçirip buralarda ölmeyelim lan. Vallahi enerji alalım derken yürürken. Anne, pardon. Ben seni bekliyorum. Abi ne güzel sıcak, soğukmuş burası ya. Kartımızı çıkartalım. Hop. Of. Doğru söylüyorsun, haklısın. Tamam, tamam, tamam. Ben bak, o zaman bak. Lan bu içinde içeriği ne acaba ya? Alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir. Kral bu bize kalp krizi geçirtmez değil mi şimdi içsek? Aman abi. İçtiğini bile anlamaz. Ölmeyek sonra yollarda. Şuradan al reis. Ölüm Allah'ını emredin. İlla bunun acelini yedik abi. Doğru diyorum valla. Da bundan ölmeyelim de. Kaç kuruş bu? 4.45. Çekti mi, tamam mı? Bazen bir beklersin. Bazen şey yapmıyor. Tamam mı? Hadi kolay gelsin. Şimdi aga, kredi kartını verirken neden yan durduk? Ulan bir kere Keko gibi kameranın önünde uzattık, almışlar kredi kartımızın numarasını. Tekrardan değiştirmek zorunda kaldık kartı. Aga bir ton üçkağıtçı var bu internet ortamında, dikkat etmek lazım. Vallahi videoda fark ettim. Tabi orasını silene kadar kim bilir kaç kişi izledi, hatta birkaç kullanıcı yazdı bana. Abi kart numaranı aldık diye. Tövbe estağfurullah, ondan sonra internetten olmadık işler. Aga bunda acaba... Oğlum bunda domuz yağı, momuz yağı yoktur inşallah ya. İlk defa içeceğiz. Black Drink. Enerji Drink. Hadi bakalım. İnşallah günah bir şeyler yoktur içinde. Lan birdenbire yürüyüşüm hızlandı. Evet, burada da Kasımpaşa Yağhanesi sokağı. Hemen sol tarafta çok güzel bir cami. Of. Evet, buradan sağ sol yapacağız. Daha sonra önümüze bir yokuş gelecek. Yokuşu tırmanacağız. Ulan bir stadyumu görmek için o kadar da yol mu gidilir be? Gerçi beyler size bir şey diyeyim mi? Hiç orayı tırmanmayalım. Biz buradan gidelim baba. Gözüm yemedi orayı. Ay. Vallahi ne güzel sakin bir sokak ya. Bir de buralarda eskiden... Selamünaleyküm. Reis, eski misin burada sen?
değilsin. Bir şey soracağım. Burada eskiden bir tane perili ev vardı. Şu köprüye yakın bir yer. Habire camları kırılıyordu akşamları. Eski değilsin o zaman. Tamam, kolay gelsin. Buralarda... Ya burada değil ya. O şeye... Durun ya. Burada değil o. Yanlış yere baktık. Bundan yaklaşık bir kilometre ötede çocuğun bilmemesi tabii doğal. Şimdi üniversite kuruldu oraya. Ne üniversitesi? Orada eskiden bir tane stadyum vardı. Şeye giderken, Pangaltı'na giderken sol tarafta. Bilenler konunun altına yazsın. Oraya şimdi büyük üniversite kampüsleri falan yapıldı. Onun tam karşısında bir sokak beyler. Sokağın içinde 3 katlı ev. Böyle bildiğiniz bir sokak. 3 katlı ev. Şimdi her akşam saat 10'dan sonra, tabi bu 20 yıl önce anlatıyorum. Evin bütün camları kırılıyor. Ama her akşam. Evin içinde de sadece orta daire oturuyor. Üst ve alt katları boş. Aga, adamlar ne yapıyorlar? Bekçi dikiyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, gözetliyorlar. Yok aga, her akşam o camlar kırılıyor. Meğersem ne biliyor musunuz? O orta dairede oturan adam üste ve alta komşu taşınmasın diye, tabii binada eski, artık kapıları da açmak, hani evlere girmek kolay. Alt kata karısını, üst kata kendi çıkıyormuş abi. Aynı anda camları kırıyorlar taşlarla. Bu kulaktan kulağa yayılıyor ve o evde bunlar, kiracılar tabii, bedava oturuyorlar senelerce. Aga düşünsenize, adamdaki zekaya bakın. Zeka mı diyelim, üçkağıtçılık mı diyelim? Yani üçkağıtçılığa bakın diyelim. Yani adam evde ne alt ne üste komşusu oturmasın, rahatsız olmasın ve bedava oturmak için senelerce abi bu taktiği uyguluyor. En sonunda yakalanıyorlar karı koca ve gerçek mülk sahibi tarafından, o da herhalde yurt dışında yaşayan gurbetçilerimizden, yani benim öğrendiğim o, duyduğum o, adam geliyor bunları def ediyor ve mahkeme açıyor. Oturdukları yıl kadar, tamam mı, bunlardan kira bedeli alıyor. Yani böyle de bir olay yaşanmıştı buralarda. O birazcık daha ileride sağ tarafta. İmam Hatip Ortaokulu, İstanbul Beybeyoğlu Güzelce. Bu şeydeki hastaneye benziyor. Haseki Hastanesi miydi? Neydi o? Kan Bankası'nın yanındaki, onun mimarisinden. Bu arada Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na da benziyor. Böyle dıştan bakıldığı zaten mimari şeklinde. Demek ki eskiden Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılanmış. Bakın aynı Cumhurbaşkanlığı'nın şeyine benziyor. Demek ki eskiden kalma bir şey bunlar. Bu arada mavi renkte hiç güzel olmamış. Gerçi deniz kıyısında, ondan dolayı herhalde mavi diye esinlenmişler. Bir de Kasımpaşa Spor Kulübü'nün renkleri midir artık? Mavi beyazdı herhalde. Ondan dolayı mavi yapmışlar ama çok kir belli eder be. Hani Türk milletinde şey vardır ya. Bir şey alacak mesela, araba alacak. Mesela siyah renk veya ne bileyim böyle koyu renkler. Yok ya, ben bu arabayı almam. Niye? Çok kir belli eder. Bakın şekil ağda gözüktüğü gibi siyah nasıl beyaz nasıl. Siyah kir içinde, öteki kirli olsa bile belli etmiyor. Ay, ben ne konuştum be kardeşim ya. Bu da bitmek bilmedi silik gibi ya. Rengi de zaten ona benziyor. Aga, nereden aldık biz, ne güzel kola alacaktık ya. Bu arada bu bankaların önünde böyle kuyrukların oluşmasının nedenini biliyorsunuz beyler. Pandemiden dolayı sınırlı sayıda kişi alıyorlar. İşlem yapıyorlar. Ondan dolayı bu şekilde bankalarda kuyruklar oluşuyor. Yoksa ekonomik zorluktan falan filan değil. Çünkü Twitter'da gördüm. Yabancı bir ülkenin ünlü fenomeni Türkiye'de işte. Nakit sıkıntısı var, halk zor durumda, bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor diye yine her zamanki gibi bir algı operasyonu yaratmışlar. Ve o üniversite, şu karşıdaki yapılan üniversite, bakın şu hemen karşınızda. Selamünaleyküm. Dayı, bu üniversitenin adı neydi? Sen de bilmiyorsun. Şu siyah bina, kampüs binası değil mi onlar? Allah Allah, oraya üniversite, orada eskiden futbol sahası yok muydu? Tarafında, bir taraf. O üniversitenin adı ne? Tamam, be, kolay gelsin. Ya yine karıştırdık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Onun sağ tarafındaki olan üniversite. Güneş beynimize geçti. Haydan inna. Oh, esteli rüzgar. Bakın burada böyle ocaklar da satılıyor, sanayi tipi. Bunları tabii kafeler, restoranlar vesaireler alıyor. Ay. Aga bir gölgelik bir yerde yok ki. Orası da karşı kaldırım da güneş anlamında. Burası da tam böyle tepemizden bakıyor güneş. Hani derler ya Allah tependen baksın diye. Güneş de aynı o şekilde bakıyor. Aga kırpidelerine bak ya. Reis yumurtalı kırpidesi kaç kuruş? 4 lira çok pahalı. Gel. Aga bu ne ya? Bir yürümeye çıkıyoruz, 3 kere yemek yesem, 3 kere kola içsem 100 kağıt. Yemiyorum da içmiyorum da ben. Ay. Bu arada şimdi bu ülkeyi kötüleyen şeyler var ya şunlar. Der ki aa bak şey yapmıyor. Ulan size ipneliğine öyle girip soruyorum da pahalı diyorum. Siz şimdi ironiden de anlamazsınız. Ay ay. Arabanın rengi de güzelmiş ha. Buna şey bok rengi mi diyorlardı? 208. Evet evet öyle bir renk diyorlardı buna. Bu ishal olmuş. Biraz rengi açık. Ay. Aha buzdolabı motorları. Ulan bu motorlar var ya. Benim aslında benim buzdolabının motorunda bir sorun var, o hava üfleyen. Yağ mı bitti ne yaptı buraya gelmişken? Aslında yağ mı alsam? O hurdacılar demiştim ya işte buralardı beyler. Buralarda satılıyordu hep şeyler. Hani az önce. Dedim ya. Şimdi bunların hepsi bakın böyle sanayi tipi mutfaklar vesaireler. Oh böyle şükür. Oo farka bak. İstanbul'un göbeğinde yine milyon dolarlık yerde halka açılmış. Baba sen ne içiyorsun? Abi ulan herkes enerji içeceği içiyor. Çocuk da almış bir tane enerji içeceği. Evet burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin binası. Hemen az ilerisinde de o dediğim üniversiteler de. Üniversitenin adını unuttuk. Baba selamünaleyküm. Bu binanın arkasında bir tane eskiden top sahası vardı. Oraya ne üniversitesi yapıldı? Adı ne oranın? Bilgi Üniversitesi. Heh, Bilgi Üniversitesi. Ağzına sağlık ya. Ulan 5 saatten beri dilimin ucunda, dilimin ucunda. Bilgi. O stadyumun, o arazinin adı neydi? Ne stadıydı orası baba? Orada hatırlıyorsun böyle rampadan aşağı iniyordum. Gençler böyle futbol oynuyorlardı orada. Dinleri top sahasını mı diyorsun? Heh. Orası şimdi park yapıldı. Büyük bir park. Park? Hayır. Benim dediğim yere üniversite yapıldı baba. Ya o zaman ileride o. Ha, o futbol sahasının adı neydi? Dolapdere falan. Dolapdere. Tamam. Ben çok eski buralıyım da geldim şaşırdım buralar ya. Bayağı değişmiş. Vallahi abimiz. Ulan tam da adama sorduk ha. Herifin yürüyüşü offside. Ulan götürecekler bizi burada. Buradan Harbiye Taksim yapalım beyler. Vallahi baksanıza. Yürüyüşü şeye benziyor beyler. Durun yavaş konuşayım da duyar. Hani bu İko Baba var ya böyle yürüyor yolda. Yemin ediyorum bu eski bitirimlerden. Burası da Sururi Parkı. Sururi ne demek baba? Mahallenin ismi. He? Mahallemiz. Sururi. Evet. Burası Sururi Mehmet Efendi Mahallesi. He, bu orada sular mı akıyor o şeylerden? Akıyor da şu an arıza olduğu için akmıyor şu an. Paralı mı giriş? Yok yok sıkıntı yok. Ha, ne bileyim baba İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı değişti, her yer paralı oldu dedik. Burası da şimdi paralı mı oldu? Valla sular bozulmuş beyler. Burada su akıyormuş. Motordan da arızalı var. O yüzden akmıyor. Yoksa çok elektrik parası geliyor diye açıklıyorlar. He, tamam baba. Bakım yapılacak ama. Evet. Burası böyle, buralardan sular akıyor. Tabii motorlar bozulmuş. Bir an önce motorları yapılsın da burada bu yazın yani bu sıcağında akmayıp da ne zaman akacak? Millet gelsin serinlesin. Değil mi? Ne güzel park. Sururi Mahallesi beyler. Sururi. Diyarbakır'da da sur var herhalde. Urfa'da mıydı? Neydi orası da? Unuttuk ki. Böyle taştan güzel güzel palmiye ağaçları altında
görünüyordur inşallah palmiyelerde. Ha, inşallah çekiyordur bu kamera. Biz saatlerdir konuşuyoruz ama oradan böyle şelale melale. Burada hemen çocukların spor yapacağı yerler. Vallahi ne güzel. Dur bakayım sorayım, burayı hangi belediye yaptırmış? Abi burası Beyoğlu Belediye Başkanı mı yaptırdı burayı? Yok, Beyoğlu Belediyesi mi? Büyükşehir bağlamı. Büyükşehir ha. Büyükşehir Belediyesi mi evet. yaptırdı? Çok güzel yapmışlar ya. Bu kaç seneden beri var burada park? Ya, 97'de yaptı. 97'de. Evet. Ya biz abiciğim hiç buralara gelmiyoruz ya. Bilmiyoruz buralara. Ne güzel park var. Biz her tarafı dolaşıyoruz dayı. Nereye geliyorsunuz siz peki? İstanbul'dan. Ha yok. Buralıyız yok, yani. Yok hani belediyeden falan mı geliyorsunuz? Yok yok belediyeden yok, gelmiyoruz baba yok. Yo, diğer illere geziyor musun? Geziyorum tabii dayı. Artvin'e gittiniz mi hiç? Aa, Artvin başka güzel yer ya. Geçen hafta ben Cizre'deydim. Büyükşehir'den geliyorsun sandım ben o yüzden. Ya yok be abi Büyükşehir'den gelmiyorum. Yok gelip keşif yapıyorlar ya yok o yüzden. Yok abi ben de vatandaş olarak soruyorum anladım, niye akmıyor. Bilmemiz lazım değil mi? Anladım. Şimdi millet izleyecek diyecek o parkın suyu niye akmıyor. Anladım. Haydi. Anladım. Baba herkes de, beni görevli zannediyor. Kime bir şey sorsam hemen. Yok şimdi bizim görevimiz gereği diyor ki hani. Sordukları zaman siz de bileceğim bak hiç sorun diyorlar. Baba memura benzer bir tarafım var mı benim? Ya şimdi... Yok yok şöyle bir baktığın zaman senin için konuşmuyorum. Çünkü kime sorsam ya, herkes korkuyor anlıyorum, benden. Anlıyorum da. Ya bize denetim amaçla giriyorlar böyle. He. Denetim amaçla giriyorlar. Yok onu sizin... sormuyorum. Şimdi dışarıdan vatandaş yok. Olarak baktın mı memur tipi yok, var mı? Ha? Yok. Tamam. Neresine gittiniz Artvin'in? Artvin'in merkeze gittim. Yaylaya çıktım. Tamam. Yaylaya çıktım. Oradan Rize'ye geçtim. Keşke Rize'den o köyler baba o zaman gittiğimde kıştı baba ya. Kıştı. Çok kar vardı. Yok ben Artvinliyim. Artvinlisin ha. Hadi Allah kolaylıklar versin. Allah evet 96 yılında mı dedim 97'de, burası? 97'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi açmış. Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu senelerde. O zamanlardan açıldı. Valla Akdeniz iklimi arkadaşlar palmiye ağaçları altında. Bu su da açıldı mı burada bozukluklar yok, giderildi mi? Bu havuz komple bozulup yeniden yapılacak. İşte yapılacak burada. İşte yapılır. Birkaç haftaya kadar inşallah biter. Burası var ya resmen böyle Manavgat, küçük Manavgat olacak. Allah kolaylıklar versin dayıcığım. Hadi. Aga nereye gitsem bir şey sorsam hemen memur zannediyorlar beni. Hiçtir anlamadım. Tabii şey hep böyle can alıcı sorular soruyorum ya. Şimdi girdim. Mesela normal vatandaş ne yapar oraya? Girer. Bu su niye çalışmıyor veya bu havuz niye çalışmıyor demez. E tabii biz sorunca lan diyor acaba mı? Neyse çok fazla konuştuk. Ben şimdi gideyim biraz dinleneyim şurada. Daha sonra Taksim'de buluşmak üzere diyelim. Anasını aldık.